yarın Ceza ve Sagopa Kajmer ile bir kafede buluşsanız ne konuşurdunuz? Barış Demal olur muydu? Ben muhtemelen o kafeye üstümde böyle bomba yeleğiyle falan girerdim herhalde. Dermişim. Yok ya, yok. Yok abi. Ya he, onlar, insanlar bana geliyorlar. Diyorlar ki abi işte niye böyle disledin de niye iki puştayı yaptın da falan da feşmekan da. Lan oğlum ben ne yapacaktım? Ben kimsenin kuyusunu kazmam ki abi. Ben kimsenin ekmeğine taş koymam ki. Ben kimseyi internette trolletmem ya da trollemem, anlatabiliyor muyum? Ya da birileriyle böyle orada koalisyon olup böyle ona saldırmam. Ben bir şey diyeceksem abi çatır çatır yazarım bunu. Senin için onlar işte Ceza ya da Sagopa olabilir. Benim için Ahmet'le Mehmet, anlatabiliyor muyum yani? Bu kadar basit yani. Ben Almanya'dan buraya geldiğimde ikisine de dediğim, lan oğlum bak 3 kişiyiz. Gelin hani bak olmasın, hani boka sarmayalım falan. Hani 3 kişiyiz, yürüyelim, örnek olalım falan gibi yaptım. Yok abi olmadı. Herkes birbirine kankis kustu, nefret kustu artık. Ne sebeple bilemiyorum. Nasıl bir kıskançlık krizleri yaşadılar? Nasıl bir gölgeden korkuldu anlamadım ben. Ben Ceza'nın back vokallerini verdim lan. Ben o kadar da kendini bilen ve ayakları yere basan bir herifim yani. Ön grubu olarak çıktım Ceza'nın. Anadolu turunda da Avrupa turunda ön grup olarak çıktım. Hatta back vokallerini de verdim. Gocunmadım da yerinmedim de yani. Çünkü bizden başka kimse yoktu lan. Bizim el ele tutuşmamız gerekiyordu. Bugün çıkmış Ceza'yı duyuyorum. Biz başaramadık diyor onu. Lan çok ayıp lan. Onu sen başaramadın, Sagopa başaramadı. Ben onu başarmak istiyordum yani gerçekten. Ama onlar başarmak istemediler abi yani. Mesela benim albümlerime bak. Sagopa'yı da bulursun. Sahtiyan'ı da bulursun. Fuchs'u da bulursun. Evet. Hepsini teker teker Helal Enelim Hanım'ı albümde. Onların albümünde beni bulamazsın abi. Ceza'nın albümünde ben bir tek nakarat okumuşumdur. Mesela hiçbir zaman beni bir rap part yap diye de çağırmadı, anlatabiliyor muyum lan? Neden korktunuz lan? Neden korktunuz yani? Ben zaten geldim hani desteğe geldim hani bir arada olalım diye. Neden korktunuz? Korkulacak bir şey yoktu ki. Ben kimsenin yoluna taş koymadım. Ben böyle dedikoducu bir mahalle karısı değilim. Senin arkandan kuyunu kazayım, kulis yapayım sana falan. Abi ben şahsen kendi adıma konuşacak olursam, ben üniversite öğrencisiyken 2012 yılında seni yaptığım çok dandik bir programa konuk olarak davet etmiştim. Sen onu dahi kırmamıştın. Bugün de burada bizi yine kırmadın. Çok yeni bir kanal olmamıza rağmen. Eyvallah. Bugün yine lütfettin, geldin. Senin mütevaziliğin bence tamamen tartışmaya kapalı bir konu. Eyvallah. Gerçekten de bu mütevaziliğin tebrik ederim.